Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Huawei MateBook D15 R5 modelini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz biz daha önce çok fazla sayıda Huawei MateBook modelini incelemiştik. Genelde benim beğendiğim ve özellikle de mobil olarak, yani dışarı çıktığınızda yanınızda taşıyacağınız güzel bir bilgisayar olarak gördüğüm modeller de bunlar. Farklı farklı modelleri var. Tabii ki D14 var, D15 var, D16 var. Şimdi biz daha önce D15 modeli de incelemiştik ama bu R5 olarak geçen bir sürüm. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Gümüş renkli bir tasarım var. Bizdeki en azından bu renk, bir de koyu renkli tasarımı da varmış, onu da söyleyelim. İlk bakışta aslında daha önceki Huawei modellerine fazlasıyla benzeyen bir tasarım var ama böyle bu biraz daha, nasıl anlatayım? Sanki böyle dışarıda daha rahat kullanmak için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Klavye normal, standart bir klavye dizilimimiz var. Klavyede bir adet yine kameramız var. Kamera yine klavye tarafına konulmuş. F6 ile F7 tuşlarının arasında yer alıyor. Güç tuşu hemen sağ üst köşede. Bunu aynı zamanda parmak izi okuyucuyla entegre edilmiş durumda. Ekran çerçeveleri çok ince. O ekran tarafında ondan bahsedeceğim. Ama özellikle sağdan, soldan ve üstten oldukça ince. Alt kısımda da bir tık daha kalın bir çerçeve bizleri karşılamış ama gayet güzel olduğunu söyleyeyim. Yan tarafa, yani önden baktığımızda, sağa çevirdiğimizde iki adet USB var. Bir de kulaklık mikrofon çıkışımızın yer aldığını söyleyeyim. Sol tarafa baktığımızda ise bir adet HDMI, bir adet de USB burada var. Ki 3 tane USB oluyor. Bir tane de Type-C bağlantımız var. Type-C bağlantısı hem şarj için kullanılıyor hem de data aktarımında da kullanabiliyorsunuz. Touchpad orta kısımda yer alıyor. Klavye tam ortalanmış bir şekilde. Ve bunun dışında da hani cihazın başka bir hani böyle kart okuyucu vesaire gibi özelliğinde bulunmadığını söyleyeyim. Şimdi bu genel görünümünden sonra arkadaşlar ben bir teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei MateBook D15 R5 modeli 15.6 inçlik 1920x1080 piksellik IPS bir ekrana sahip. AMD Ryzen 5 5500U işlemciyle geliyor. 8 GB DDR4 RAM, 512 GB'lik NVMe PCI SSD'miz var. Windows 11 işletim sistemiyle geliyor, bu önemli. Parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik. Klavyeye entegre kamera olduğunu da söylemiştik. Bu arada Wi-Fi 6 desteğiyle geliyor. Huawei şehir özelliğimiz var. 56 Watt saatlik bir pilimiz var. 6.3 saatlik Full HD film oynatma diyor. Markanın verdiği diğer ama biz daha fazla bulduk. Onu birazdan söyleyeceğim. 1.63 kilogram ağırlık ve 10.000 TL civarında bir fiyat olduğunu söylemek isterim. Şimdi gelelim Huawei MateBook D15 R5 ile ilgili yaşadığımız kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ekran oldukça, hani ekran gövde oranı oldukça iyi tasarlanmış. 87 gibi çok yüksek bir değer. Bu da hani ekrana baktığınız zaman neredeyse tamamını bir bu çerçevelerden arınmış bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ekran Full HD IPS bir ekran, yani 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor bizlere. Bu da günlük kullanımda bizim birçok ihtiyacımızı bu ekranla rahatlıkla görebileceğimiz anlamına geliyor. İşlemci tarafında ise AMD'nin Ryzen 5 5500U işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye bir harici ekran kartı eşlik etmiyor ama kendi üzerinde bir grafik kartı var. Bununla da birçok işleminizi yapabilirsiniz. Elbette çok yüksek güç isteyen uygulamalarda bu ekran kartı size yeterli gelmeyecektir. Ama böyle günlük işlerde Photoshop kullanayım, hatta bir noktaya kadar Premiere'de video falan export da edebilirsiniz arkadaşlar, onu da söyleyelim. Ama bekleme süresi biraz fazla olacaktır. En azından Premiere için söylüyorum. Bunun dışında birçok işlemi de yine bu cihazda yapabilirsiniz. Tabii bu bir oyun bilgisayarı değil. 16 özellikle çizeyim. Ama hani Valorant gibi, işte CSGO gibi günümüzün popüler oyunlarını çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama tabii ki ben böyle üst düzey oyun oynayacağım, Doom oynayacağım, Doom'un en son sürümü Eternal'da oynayacağım ve işte yüksek FPS istiyorum dediğiniz zaman bu cihaz tabii ki size yeterli gelmeyecektir ama zaten öyle bir iddiası da yok. Onu da altını özellikle çizeyim. Depolama ve RAM tarafında 8 GB'lık bir DDR4 RAM bizleri karşılıyor. 8 GB yeterli olur birçok işlem için. 512 GB'lık SSD olması güzel. Neden? 256 olduğu zaman zaten buna işletim sisteminde, uygulamalarda, yazılımlarda, şunlar bunlar dediğin zaman neredeyse yarısı gidiyor 256'nın. Kalıyor ise 128. Bir tane ufak tefek bir oyun yükleseniz 15-20 GB zaten o yeri kaplıyor. O yüzden 512 olması iyi olmuş. Ben her zaman daha fazla depolama alanını tercih eden birisiyim. Bence büyük bir depolama alanının olması da önemli bir artısı olmuş bu dizüstü bilgisayarın. Şimdi gelelim daha önceki Huawei MateBook modellerinde de olan multi-screen collaboration özelliğine. Bunu çok anlattık ama bir kez daha hızlıca söyleyeyim. Eğer uyumlu bir Huawei cep telefonunuz varsa bu cihazla birlikte bu bilgisayarı o telefonla uzaktan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca
Ayrıca şöyle bir güzellik de oluyor. Bilgisayardan telefona, telefondan bilgisayara, dosya aktarımını vesaire de yine bu multi-screen collaboration özelliği yapabiliyorsunuz. Bu özellikle de böyle hani ekosisteminiz varsa, yani Huawei telefonum var, Huawei bilgisayarım var, Huawei saatim var, Huawei kulaklığım var gibi böyle bir silsile içindeyseniz çok güzel bir özellik. Ben öyleyim mesela, Huawei P40 Pro kullanıyorum. Bu cihazda da birçok dosyamı hani anında telefonu bu kabloya bağlamakla uğraşmadan filan hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Gelelim günlük kullanımda nasıl Huawei MateBook D15'in bu yeni sürümü. 1.65 kilogram ağırlık var. Çok da büyük bir ağırlık değil. Tabii ki biz sadece, mesela ben çok sürekli yanında bilgisayar taşıyan birisiyim ve sürekli bilgisayar taşıdığınız zaman sadece bilgisayar taşımıyorsunuz. Yanında işte ne bileyim adaptörü olabiliyor, ne bileyim işte harici diskiniz olabiliyor, diğer eşyalarınız faresiydi, şuydu buydu olabiliyor. Ama 1.65 kilogram bence günümüz bilgisayarlar için çok güzel bir ağırlık. Yani taşınabilme konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Günlük işlerinizde yaparken hani ya bu bilgisayar çok ağır geldi falan bana demiyorsunuz. Zaten benim öngörüm hani 2 kilograma kadar olan bilgisayarlarda bu dediğiniz şey olmuyor. Ama 2 kilogramın üstüne çıkıldığı zaman taşımakta ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim parmak izi meselesine. Biliyorsunuz daha önceki Huawei MateBook modellerinde de vardı bu. Güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi. Okuyucu var buraya. Gerekli ayarları yaptığınız zaman hiç şifre falan girmeden parmak izinizle de açılış sağlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu özellikle de ekstra güvenlik isteyen ve hızlı bir şekilde kullanım isteyenler için bence güzel bir özellik olmuş. Ben kullandığım dönemlerde Huawei dizüstü bilgisayardaki bu özelliği her zaman aktif ettim. Ama tabii ki bu size kalmış. İsterseniz şifre gerek de yapabilirsiniz bu işlemi. Ama ben parmak izinin çok daha pratik olduğunu düşünen birisiyim. Bir diğer Huawei MateBook özelliği ise klavyede gizli kamera meselesi. Şimdi burada bir özellikle kişisel verilerin korunması ve gizlilik açısından bu güzel olmuş. Buraya tıkladığımız zaman kameramız açılıyor. F6 ile F7 tuşları arasında olduğunu söylemiştim. Burada düğmeye tekrar bastığımızda da kapanıyor. Bu şekilde bu kamerayı gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve hani açtınız kapattınız, açtınız kapattınız. İstediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Hani bazen işte şu ekran tarafında oluyor, buraya bant yapıştırılıyor, bir şeyler yapıştırılıyor. Bunlarla uğraşmadan güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Yeri gelmişken biraz ondan da bahsetmek, bu videoyu da sizle paylaşmak istiyorum. Bu kamerayı kullanarak bir video kaydettik. Şimdi onu izleyelim, incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Huawei MateBook D15 R5'in web kamerasıyla kaydediyorum. Şurada klavyenin bakın F6 ve F7 tuşlarının arasında bulunuyor. Siz de bu web kamerasını kullandığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu tarz bir görüntü ve ses kalitesi almış olacaksınız. Şimdi gelelim pil meselesine. Az önce söyledim, pili 6.3 saat diyor. Teknik verilerde aldığım değer buydu arkadaşlar. Ama ben yaptığım testlerde, özellikle video testi de yaptım. PC Mark batarya testini kullandık. Burada daha yüksek bir değer çıktı arkadaşlar. 8 saat 12 dakikalık bir değer verdi bize yaptığımız testte. Bu da şu anlama geliyor. Yani sokağa çıktınız, sabah çıktınız, akşama kadar dolaştınız ve bu dolaşmanın sonucunda da pilinizin hemen hemen size yeteceği, yani bir günü çok rahat bir şekilde geçirebilen bir dizüstü bilgisayar olacağınız anlamına geliyor. Bu arada yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Şöyle bir adaptör çıkıyor kutusundan. Daha önceki Huawei MateBook modellerinde de bu adaptör bize karşılamıştı. Bu şekilde bir Tip-C bağlantımız var. İki ucu da Tip-C olan bu kablo ile beraber bu şarj işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada bu şarj portunun şöyle bir özelliği de var. Buradan taktığımız zaman aynı zamanda istediğiniz zaman bir telefonu vesaire de şarj edebiliyorsunuz ters şarj şeklinde. Şöyle bir takıyoruz mesela, ben şimdi deniyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bakın şarja başlamış durumda ve bu şekilde telefonunuzu da hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Super şarj özelliğinde olduğunu söyleyeyim. Yani bu özellik güzel olmuş. Tabii ki bu pilin kullanım sırasındaki süresini düşürecektir. Ama acil bir durumda hani bana hızlı şarj lazım falan dediğinizde de bu şekilde bir şarj işinizi görecektir diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz biz dizüstü bilgisayarlarda her zaman bir ses testi yapıyoruz. Bu cihazın üzerinde de iki tane hoparlör ve iki tane de mikrofon bulunuyor. Ve güzel de bir ses veriyor. İsterseniz önce o videoyu izleyelim, daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Sonuna doğru hepimizin merak ettiği konu fiyat meselesine. Şimdi biz bu cihazı incelediğimiz tarihteki fiyatı 10.000 TL civarındaydı ve farklı kampanyalarla yanında farklı hediyeler de geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama ben baktığımda Windows 11 olması, 512 GB olması, işlemcinin gayet başarılı olması, hafif bir bilgisayar olması, sunduklarına göre söylüyorum bunu, ve birçok işlemimizi gerçekleştirebiliyor olmamız açısından değerlendirdiğimde
fiyatın makul olduğunu söyleyebilirim. Zaten günümüzde bu tarz özellikleri olan bir bilgisayar almaya kalktığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatları veriyorsunuz. Hatta Huawei MateBook D15'in bu fiyat skalasında bir tık aşağıda olduğunu söyleyebilirim. Benzer özellikleri sunan dizüstü bilgisayarların fiyatları biraz daha yukarıda olabiliyor. Huawei burada güzel bir fiyat performans dengesi kurmuş. Onu da altını çizeyim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei MateBook D15 R5 özelliklerini anlatmaya çalıştık. Güzel bir dizüstü bilgisayar olmuş. Daha önce incelediğimiz D15 modelinden bazı açılardan farklı ve özellikle de mobilite anlamında, yani dışarıda hayatını geçiren, iş ortamında da arada sırada dışarı çıkması gerekenler için veya öğrenciler için de olabilir bu arada. Yani öğrencilerin de kullanabileceği fiyat performans oranı yüksek bir dizüstü bilgisayar arıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka Huawei MateBook D15 R5 modeline bakmanızı da öneriyorum. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olup bizleri sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.